Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şansın böylesi. 19. bölüm. Yazardan. Gecenin sakinliği sahilin güzelliğiyle bütünleşirken gözde yarım saat önceki yaşadığın olayın hala etkisindeydi. Salondaki insanların bakışları çiçeği hangi kızın kapacağına dikkat kesilmişken Gözde'nin geriye doğru yaptığı yanlış adım, belki de hayatında yaptığı en doğru adımdı. Yağız genç kadını çevik refleksleriyle düşmekten kurtardığında, salondaki insanların şaşkınlığına ve ardından gelen alkış tufanına maruz kalmıştı. Öyle ki, geleli ve damadı unutan misafirlerin bakışları ikiliye hayran hayran bakarken, daha anlamlı bakan biri vardı ki, o da hiç şüphesiz ki, kollarındaki güzel kadındı. Çiçeğin ardından fazla durmayan gençler yine geldikleri gibi arabalarına binmiş, birbirlerini takip ederek çok da sürmeyen sahil yoluna arabalarını park ederek inmişlerdi. Gecenin karanlığını aydınlatan dolunay ve denizin muhteşem ahengiyle sahilde yürüyüş yapmaya başladıklarında Gözde başta olmak üzere herkesin keyfi oldukça yerindeydi. Feyza ve Efe kol kala gülüşüp ilerideki seyyar çaycıya doğru yürürken hemen arkalarında Gözde ve Yağız da onları yan yana takip ediyordu. Gözde arabada bıraktığı çiçeğini düşünerek gülümsedi. Adetlere göre çiçeği tutan bekar kız yakın bir zamanda evlenecekken Gözde'nin şansına hem evleneceği haberi hem de damat adayı kendini belli etmişti. Gözde Yağız'la yan yana yürürken utancından yanındaki adama bakamıyor, baksa da kendini gülümsemekten alıkoyamıyordu. O yüzden sağında kalan denize doğru bakıp yürümeyi tercih ederken, "O adam eski sevgilim miydi?" diyen Yağız'ın sorusuyla birlikte gözlerini dehşetle açarak hızla Yağız'a doğru çevirdi. "Hayır tabii ki. Aynı lisede okuduk. Kendisi fazla ısrarcı bir çocuktu. Hala da değişmemiş. Yoksa benimle alakası falan yok." dedikten sonra bu sefer bakışlarını önüne çevirip dürüstçe "Hem benim hiç sevgilim olmadı." diyerek itirafta bulundu. Yağız ise duyduğu sözlerle şaşırdı. Böyle tatlı ve güzel bir kadının daha önceden sevgilisi olmaması şimdiki gençlere göre oldukça şaşırtıcıydı. Öyle ki kendisini "Gerçekten mi?" diye sorarken bulmuştu. Gözde gelen soruyla hafif bir şekilde gülümsedi. İnsanın aklına ya okuldayken çok çirkin olduğu geliyor ya da babasının korkusuyla sevgilisinin hiç olmadığı. Ama Gözde'nin nedeni bunların hiçbiri değildi. Her ne kadar annesi şimdi kızını evlendirmeye çalışan bir kadın gibi gözükse de aslında Selma Hanım kızına hep nasihat ederek büyütmüştü. Kendisine hem ortaokulda hem de lisede oldukça çıkma teklifi geldiği halde Gözde'nin aklına her defasında annesinin sözü gelmiş ve hepsini geri çevirmişti. "Kalbini boş insanlar için kirletme kızım. Sen nasıl beklersen öyle biri bulur seni. Zamanı gelip karşına biri çıktığında doğru kişi olup olmadığını da hissedeceksin." Gözde içindeki çocuğu her ne kadar yaşatsa da yaşıtlarına göre hep olgun bir kız olmuştu. Erkeklerin okul zamanında atlet değiştirir gibi sevgili yapıp hemen sonrasında saçma bir nedenden dolayı kızı terk ederek diğer kıza koşmaları midesini her defasında bulandırıyordu. Gözde reddettikçe peşinden koşanı da çok oldu. Ama bu durum ne güzelliği içinde ne de çok iyi bir kız oluşunaydı. Aksine
durum tamamen iddia meselesine dönüşmüştü. Seni kabul etmedi ama beni kesin kabul eder diyen her baba yiğit, gözlerinin karşısına çıkarak çıkma teklif ettiğinde her defasında aynı kararlı duruşu ve aynı cevabı aldılar. Gözde daha o zamanlarda gerçek aşkın peşine düşmüş, hayallerinde bugüne kadar hep bir beyaz atlı prens düşlemişti. Ama okul zamanında nasip olmayan aşk, Gözde'nin karşısına kara şövalye olarak çıkmış, sanki kalbine geçici değil, kalıcı olmaya geldim der gibi kalbinin en güzel yerine Yağız'ın ismini nakış etmişti. Bu sefer Gözde aklına gelen detayla Yağız'a doğru döndü. Sormayı unuttum. Alper'in kulağına ne söylediğinde ısrarından hemen vazgeçti diye merakla sordu. Yağız ise gelen ani soruyla elleri ceplerinde yürürken bakışlarını aklını karıştıran kadına doğru çevirdi. Alper denilen o zibidiye, bir daha ısrar edecek olursan seni burada duman ederim. O yüzden şimdi kaybol demişti. Ama şimdi kalkıp da Gözde'ye bunu söyledim dese kadın da haklı olarak ne sıfatla diye soracaktı. Ve Yağız'ın elinde şu an karışık olan düşüncelerinden başka verebilecek bir cevabı yoktu. Sen rahatsız olunca güzellikte daha fazla ısrar etmemesini söyledim diyerek tekrar önüne doğru döndü. Gözde kocaman gülümseyip bakışlarını tekrar Deniz'e doğru çevirdi. Bu cümleler bile mutlu olmasına yeterken bir de gerçek dediklerini bilseydi garanti beni ne zaman istemeye geliyorsun demekten kendini alıkoyamazdı. Sessiz olan yürüyüşleri Gözde'nin çantasından gelen mesaj bildirim sesiyle dağıldı. Bakışlarını hızla Deniz'den çekip elinde tuttuğu mini çantasından telefonunu çıkarttı. Tekin. Abla çay içiyoruz, geliyor musun? Gözde okuduğu mesaja tebessüm etti. Şu an çok sevdiği çaydan daha önemlisi yanındaki adamdı. Afiyet olsun size, ben yarım saat sonra evde olurum. Telefonu tekrar çantasına koyup ona çaktırmadan bakan adama doğru tebessüm etmeye devam etti. Tekin, çay içiyoruz, geliyor musun diye haber veriyor da. Yağız'ın yanlış anlamaması için açıklama yapan Gözde, Yağız'ın gülümseyerek önüne dönmesiyle kocaman gülümsedi. Genç kadın gerekirse bu saatten sonra alnına bekarım yazar, yine de Yağız'ın onu yanlış anlamasına müsaade etmezdi. Bir yandan gülüp eğlenen çiftler sahilde çay içerken, diğer yandan ise Tekin ve Metin içtiği çayda babaları sayesinde boğuluyordu. Selma Hanım mutfakta bulaşıkları hallederken evin erkekleri salonda çay içiyor, daha doğrusu içmeye çalışıyordu. Şevket Bey her ne kadar gözü kapalı Yağız'a güvense de söz konusu kendi kızı olunca kıskançlığına mani olamıyordu. Kızı gittiğinden beri suratını ekşitmiş, kolundaki saate 5 dakikada bir bakar olmuştu. Selma Hanım'ın mutfağa girmesine fırsat bilen Şevket Bey, kafasını yan kanepede oturan oğullarına doğru çevirip öne doğru yavaşça kaydı. ''Yazdın mı Tekin?'' diye sorduğunda, Tekin yüzüne zorunlu bir gülümseme kondurarak babasına baktı. ''Yazdım baba, yarım saatte evde olurum.'' dedi. Diyerek önündeki sehpadan çay bardağına uzanarak elini aldı. Şevket Bey kafasını sallayıp geriye doğru tam yaslanırken, aklına gelen şeyle hızla tekrar öne doğru kayınca, Tekin babasının bu ani hareketiyle içtiği çayda bu sefer gerçek anlamda boğuldu. Metin bakışlarını daldığı televizyondan hızla çekip yanında öksüren kardeşine doğru çevirdi. Önce elindeki bardağı alıp sehpaya koyarken bir yandan da helal helal diyerek sırtına doğru vuruyordu. Sonunda kendine gelen Tekin geriye doğru yaslanırken bu sefer Şevket Bey Metin'i gözüne kestirdi. Metin oğlum çıkar sen de telefonunu sensiz çay boğazımızdan geçmiyor diye yazıp ablana gönder. Ha bir de o ağlayan emojilerden at dediğinde iki kardeş birbirine şok gözlerle baktı. Metin babasının sözünü ikiletmeden telefonunu çıkarıp ablasına mesaj yazarken içinden ah be ablam tek çilen bizken şimdi bir de babam oldu diyerek ablasına üzülürken
Tekin ise yaslandığı yerden ''Ablamın turşusunu kuracağımız şu an garanti belli oldu. Ah be! Ben daha ablamın evden çıkarken sandığında ayrı oturacak, kapısını ayrı açmayarak para alacaktım. Kurduğum tüm zenginlik hayallerim gibi bu da battı.'' diye içinden hayıflanarak üzülüyordu. Gözde. Aradan geçen bir haftada bütün olaylar bir bir gelişmişti. Aralarında en güzel haber ise Mehmet ve Açilya'nın bir ay sonra evlenecek oluşuydu. Mehmet bu müjdeli haberi beni arayarak vermişti. İki deli birbirini uzaktan bir sene boyunca sessiz sedasız sevince Mehmet ve Açilya'nın ortak kararıyla söz ve nişanla uğraşmadan direkt evleneceklerdi. Mehmet'in o bankadaki aşk itirafını yapamamasından sonra bu aldıkları karar oldukça mantıklıydı. Bence de araya başka şeyler girmeden önce hemen evlenmeleri en iyisiydi. Kötü haberse annemin altın gününde benim de evde olmamdı. Google çevirisine bir genç kız için altın günü ne anlama gelir diye yazsanız hiç şüphesiz Çin eziyeti anlamından başka bir şey bulamazdınız. Temizliğe yardım ettim, kurtuldum derken bu defa da annemin patronunu bir ara belki izin verir diyen ısrarlarına dayanamamış ve yanındayken sinemi aramıştım. Ne de olsa izin vermeyeceğini bildiğim için oldukça rahattım. Ama müsait bir taraflarıyla gülmek için bekleyen şansımı ne yazık ki unutmuştum. Sağ olsun Sinsirella defileyi güzel bir şekilde bitirdiğimiz için beni ödüllendirmek adına o gün izin verisi tutmuştu. Sinsirella yine sinsiliğini yapmış ve bana ''Bol bol eğlen canım, hakkın'' diyerek telefonu öylece suratıma kapatmıştı. Ve şu durumda her genç kız gibi ben de evde misafir ağırlamanın bunalımına girmiş durumdaydım. Annemin de dün geceden beri mutfakta olduğunu düşünürsek eğer, aşefi kurmaya aday olması kaçınılmazdı. Ve ben bu azimden dolayı bir dahaki seçimlerde annemi muhtarlık adayı olarak göstermeye karar vermiştim. Artık gerisini şimdiki muhtar amca düşünsün. Böreğinden tatlısına, dolmasından salatasına her şeyi hazırlamış ve şu an hala son hazırlıklarını yapmakla meşguldü. Bu da yetmezmiş gibi bir de annemin zoruyla haki yeşili, yarım kollu, dizlerimin altında bir elbiseye giymek zorunda kalmıştım. Neymiş efendim? Az hanım hanımcık ol da gelenlere ayıp olmasınmış. Bu sayede dolabımda giymediğim ve sevmediğim elbiseleri yok etmeye aklıma not edinmiştim. Gözlerimi belerterek kanepedeki yastığı bilmem kaçıncı kez düzelterek ofladım. Tam da o esnada kapı zili çalınca derin bir nefes alarak kapıyı açmak için salondan çıktım. Annem çoktan mutfaktan çıkmış, bana eliyle ''Çabuk gel çabuk!'' diyerek kapıya doğru koşturuyordu. Genç kızlığın birinci maddesi. Gelen misafire kapıyı her daim sen aç. ''Kız gözlerini beletme, gülümseyerek aç kapıyı.'' Bugün sanırım gözlerimi beletmekten göz doktoruna randevu almak zorunda kalacaktım. Gıcıklığına anneme bakıp 32 diş sırıtarak kapıyı açtım da annem çaktırmadan kolumu cimcikledi. Tam canımın yanmasıyla yüzümü ekşitecekken kapıda 20'ye yakın kadını görmemle birlikte yüzümdeki acı yerini büyük bir şaşkınlığa bıraktı. Sanırım annem de şoka girdiğimi anlamış olacak ki beni kenara çekerek kadınlara gülümsedi. ''Hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk.'' Apartmanda yankılanan yüksek ses dozajıyla şaşkınlığım artmaya devam ederken içimden ''Haydi hanımlar Kore'ye'' diyesim gelmişti. Ama gel gör ki olası bir anne krizinden sağ çıkamam diye ben de annem gibi gülümseyip içeriye geçmeler için hızla kenara çekildim. İşte böyle durumlarda hep erkek olmak istemişimdir. Yemeğe gördün girişeceksin, işi gördün kaçacaksın. Bir ara bu sözü de hayat felsefem yapsam hiç fena olmayacaktı. Babam sabah kahvaltısından sonra işe giderken, Metin de hemen ardından Cansu'yla buluşmak için evden çıkmıştı.
Tekin ise sırf karnını doyurmak ve belki eve misafir çocuğu gelir de bilgisayarına izinsiz oturur diye odasına kapanmıştı. Ve umduğu gibi de olmuştu. Kadınlardan birisi tahminen 13-14 yaşlarında oğlunu da yanında getirmişti. Hiç olmazsa çeken bir ben olmayacaktım. Bu duruma sırıtmadan edemedim. Kadınlar içeriye geçerken arkalarında bıraktıkları terlik ve ayakkabılarla bakışarak dudaklarımı büzdüm. Genç kızlığın ikinci maddesi. Gelen misafirlerin ayakkabılarını düzeltip ters çevir. Küçükken bu ayakkabı çevirmeyi totem olarak gelen misafirler çabuk gitsin diye yapan bir tek ben miyim bilmiyorum ama yine aynı amaçla yaptığım kesindi. Tam terlikleri bitirmişken bir bayının daha gelmesiyle zorla tebessüm edip geri çekildim. Kolay gelsin kızım. Selma yok mu? İçeride teyzecim, buyur. Sanırım annem bana bakmak için kapıya çıktığında gelen kadını görmesiyle gülümsedi. Ah Ayşe'cim, hoş geldin, gelsene. Hoş bulduk canım, geldim geldim. Deyip ayakkabılarını çıkaran kadın bana bakıp gözlerini kısarak gülümsedi. Ay Selma, aceleyle evden çıkarken gözlüklerimi almayı unutmuşum. Bu kız kimdi? Çıkaramadım. Demesiyle gözlerimi devirerek annemden önce söze atladım. Ben bu evin hizmetçisiyim efendim. Dememle annem yalandan bir kahkaha atarak koluma kendi tabirinde hafif ama Dünya Sağlık Örgütü tarafından öldürücü bir darbe atarak güldü. Aman Ayşe, hatırlamadın mı? Kızım Gözde, pek de şakacıdır kendisi. Dediğinde karşımdaki teyze beni tanımış gibi. Ay tamam tamam, şimdi çıkardım. Maşallah, pek de büyümüş, güzelleşmiş. Diyerek gülümseyince ben de yalandan bir tebessümle teşekkür ederim efendim. Diyerek bu saçma konuşmadan kurtulabilmek için ellerimi yıkamaya lavaboya doğru kaçtım. Annem salondaki kadınlarla sohbete başlamışken ben de lavabodan sonra direkt mutfağa doğru kaçtım. Kaçmak istediğim tek yer şu an odam olsa da annem sayesinde mümkün olmayacağını bildiğim için sesimi dahi çıkaramadım. Genç kızlığın üçüncü maddesi. Gelen misafirlere servisi sen yap. Evimizin dörtte üçünü kaplayan altın günü çetesine zar zor tabakları dağıtıp en son çaylarını da servis ederek tekrar mutfağa girdim. Ve bir bardak su doldurup mutfak masasındaki sandalyeye çekerek oturdum. Kana kana su içerken cebimdeki telefonumun titremesiyle anında bardağı masaya bırakıp telefonumu cebimden çıkardım. Gelen mesaj, sevdiceğim. Geldi mi misafirler? Mesaja bakıp kocaman gülümsedim. Düğün gününden sonra ara sıra da olsa artık Yağız'la daha samimi bir şekilde konuşuyorduk. Ve ben dün gece sırf muhabbet edelim diye altın günü çetesinden bahsetmiştim. Demek ki o da beni düşünüyor ki konuşmak için benim bahanemi sürdürüyordu. Gönderilen mesaj, sevdiceğim. Evet geldiler. Kusura bakma, bulaşıkları yıkıyordum, anca yazabildim. Diyerek mesajı attığımda sol omzumdaki şeytan gözlerini büyüterek bana baktı. Ay ben şok. Şuna bak, bulaşıkları yıkıyordum diyerek nasıl da hamarat olduğunu gösteriyor. Aferin, bak işte şimdi gözüme girdin. Dediğinde gülümsedim. Sağ omzumdaki melek ise şeytana hitaben bizim kız bu azimle kesin evlenir diye güldüğünde ilk defa ortak bir şekilde ağızlarından bal damlayan şeytan ve meleğime bakarak sırıttım. Hadi inşallah. Sabah kalktığımda ilk işim telefonuma bakmak olmuştu. Dün her ne kadar pazar günü olsa da maalesef ki Yağız yazdığım son mesaja hala cevap yazmamıştı. Kendimi yatağıma geri doğru atıp tavanla bakıştım. Canım çocuklarım, babanız bana hala yazmadı. O yüzden siz bu dünyaya gelme hayallerinizi falan unutun diye kendimce Türk drama filmi çekerken sol omzumdaki şeytan bu halime bakıp bir dakika boyunca cıkcıkladı. Eyvahlar olsun, olan akıl da gitti diyerek gözlerini kıstığında onu duymamazlıktan gelip dudaklarımı büzdüm.
Acaba Yağız beni güzel buluyor muydu? Hem beni sevseydi en az benim kadar uğraşırdı, değil mi? Kafamdaki deli sorular birbirini kovalarken sağ omzumdaki melek kafamdaki tüm soru işaretli balonları elindeki iğnesiyle tek tek patlattı. Gözdecim, daha yolun çok başındasınız. Diğer konularda her zaman pozitifken niye bu konuda hep karamsarsın? Hem sen oldukça çekici ve güzel bir kadınsın, dediğinde meleğimin bu minnoş sözleri yüzümde küçük bir gülümseme oluşturmuşken sol omzumdaki şeytan yine yapmıştı yapacağını. Tırnaklarını törpülerken "He canım he, çekici ama çile çekici" diyerek güldüğünde bu sefer gözlerini kısan bendim. Bana bak, geliyor Eûzü Besmele ha. Şeytan söylediğim tehditle gözlerini büyüterek elindeki törpüyü geriye doğru atıp sevimlice gülümsedi. Tamam be, sustum. Sen de hiç şakadan anlamıyorsun, diyerek ağzına hızla fermuar çekti. Hiç olmazsa olumsuz yanım şimdilik susmuştu. Hem zaten dünyanın dörtte üçünün su olduğunu varsayarsak, kurduğumuz hayallerimizin her gün suya düşmesi pek de anormal sayılmazdı. Bu durum canımı biraz sıksa da moralimi bozmayarak yerimden hızla kalktım. Yarım saat içinde hazırlanarak çantamı alıp odamdan çıktığımda adımlarım benden bağımsız bir şekilde annemin yaptığı menemenin kokusunu takip ederek mutfağa girmişti. Tabii ki menemenin kokusunu takip eden bir tek ben değildim. Babam her sabahki gibi erkenden evden çıktığı için onu görememiştim. Tekin babamın baş köşesinde otururken Metin ve Buğra da karşılıklı oturmuş menemeni iştahla yiyorlardı. Onları o şekilde görünce gülümsedim. Bazen ikiz değil de üçüz olmaları gerektiğini düşünmüyor değildim. "Günaydın paşalarım," dediğimde ağızları dolu bir şekilde bana dönüp aynı anda "Bunu uydun," derken ki görüntüleri her ne kadar iğrenç olsa da neyse ki sevimli halleri dar ağır basıyordu. Annem tezgahın üzerinde bir şeyler doğrarken sesimi duyup hızla bana doğru döndü. "Gözde geç kızım, sen de bir şeyler atıştır öyle çık," dediğinde "Tamam anneciğim," diyerek hemen Buğra'nın yanına geçip oturdum. Önümdeki tabağıma bizim kurtlardan kalan menemenden azıcık aldım. "Paşalar, görüşmeli nasılsınız bakalım?" diyerek yemeye başladığımda Tekin hiç de memnun olmayan bir yüz ifadesiyle bana baktı. İşaret parmağıyla karşılıklı oturan Buğra ve Metin'i göstererek "Bu iki enayi yüzünden hiç iyi değilim abla," dedi. Salondan gelen telefon sesiyle annem ellerini kurulayıp mutfaktan çıkarken ben de merakla "Neden?" diyerek bakışlarımı üç kafadar arasında gezdirdim. Tekin sorumla birlikte bakışlarını ikili arasında dolaştırarak "Siz söyleyin," deyip kendini boğmak ister gibi büyük bir ekmek dilimini menemene batırıp ağzına soktu. Gözlerimi büyüterek "Yavaş, boğulacaksın," dediğimde uyarımı pek takmayan kardeşimi bir kenara bırakıp bakışlarımı diğer ikiliye doğru çevirdim. "Ne oldu?" der gibi baktığımda Metin sakin bir şekilde çayından bir yudum alıp bana baktı. "Abartıyor abla ya. Alt tarafı kızlarla okuldan sonra AVM'de buluşacağız," dedi. Metin'in cevabına şaşırıp ne var bunda?" diyerek gözlemi devirdiğimde bu sefer yanımda oturan Buğra konuştu. "Sorun şu ki Gözde ablacığım, dün biz Tekin'e Eylül'ü davet et dedik. O da davet etmiş. Daha sonra Eylül'de yakın arkadaşımı getirebilir miyim deyince Tekin de getirme diyememiş. Eylül'ün ismini duyunca gülümsedim. Altın gününde çektiğim eziyete ortak olarak bana çok yardımcı olmuştu. Tam gelin olacak kızdı. Hala ne var bunda?" diye bakışlarımı bu defa kendisini menemenle boğmaya devam eden kardeşime doğru çevirdim. "Gelsinler işte ablacığım, niye sinirleniyorsun ki?" dediğimde Buğra bana bakıp bıyık altından güldü. "Eylül'ün yakın arkadaşın ismi Bulut'muş. Yani mesele kısaca havada bulut, Tekin sen Eylül'ü unut'dan ibaret," diyerek gülmeye başladığında ardından Metin de kendini tutamamış ve gülmüştü. Tekin'in kıskançlık krizine girmiş olması beni de güldürürken Tekin arkadan Buğra'nın kafasına bir tane patlattı. "Ya abla bakma sen bu gerzeklere.
hoşlandığım falan yok. Ben sadece bu sazanların gazına gelip AVM'de yorulacağız diye sinirleniyorum. Tekin'in bu saçma sapan bahanesine bu defa tebessüm ettim. O ne alaka peki? Diye sordum da Buğra'nın da hemen ardından çarpık bir gülüşle ''Aynen kanka, niye yorulasın ki?'' diyerek soruma destek çıkması hepimizin merakla Tekin'in vereceği cevabı beklemesine neden olmuştu. Tekin önce ince belli çay bardağına elini alıp geriye doğru yaslanırken hemen ardından gözlerini kıstı. Bir kere kadın kısmı AVM'ye gitti mi alışveriş yapmadan duramaz. Yemek yedikten sonra büyük ihtimalle mağaza mağaza gezeceğiz. Erkeklerin alışveriş mantığı gir al çık ama kadınlarınki öyle değil. Vitrine bak, gir, iki tur at, elle, dört tanesini dene ve almadan çık. Ben bu durumu bütün gün çekeceğim diye sinirleniyorum. Tekin'in alışveriş yorumuyla hepimizin ağzı açık kalırken adeta filozoflara taş çıkaran kardeşimi neredeyse ayakta alkışlayacaktım. Çalan telefonumla kendime gelip kolumdaki saate baktım da geç kaldığımı fark ettim. Zaten geç kalmasam şaşırırdım. Hemen yerimden kalkıp çantamdan telefonumu çıkardım. Arayan kahküllüydü. Telefonu açıp kulağıma yaslarken bir yandan da çayımı bitirmeye çalışıyordum. Ne yapayım, ziyan mı olsun? Efendim kahküllü. Gözde Hanım, bugün Sinem Hanım'la diğer markalarla olacak toplantı için öğlen yemeğine çıkacakmışsınız. Sinem Hanım onu hatırlatmamı istedi. Aa evet tamam kahkülüm. Ben birazdan orada olurum. Detayları geldiğimde konuşuruz. Peki Gözde Hanım görüşmek üzere. Görüşürüz canım. Telefonu kapatıp çantama tekrar koyarken bu defa cüzdanımı çıkarıp elime aldım. İçinden bir yüzük çıkarıp önce Buğra'nın önüne bırakırken kafasının üzerinden öperek hızla Tekin'in yanına geçtim. Onun da önce filozof olan kafasından öpüp bir yüzük de ona verdim. En son sıra Metin'e geldiğinde cüzdanımın kenarındaki kredi kartımı çıkardım. Kartı önüne koyarken onun da kafasından öpüp gülümsedim. Birbirlerine şaşkın ördek misali bakan paşalarımın soru sormasına fırsat vermeden hemen durumu kendimce izah ettim. Tekin ve Buğra, sizin ruhunuz fazla zengin paşalarım. O yüzden size kredi kartımı versem beni batırabilme potansiyeline fazlasıyla sahipsiniz. Ama şu an elinizde 100 TL olduğu için yeteri miktarını kullanıp daha sonrasında öğrenci olduğunuzu hatırlayarak gerisini büyük ihtimalle saklayacaksınız. Ama Metin mütevazi ruhlu ve anlayışlı. Elindekini sadece yararlı şeylere kullanacağından adım kadar emin olduğum için kredi kartımı ona teslim ediyorum. Diyerek Metin'e doğru döndüm. Bu arada hiç çekinme ablacığım. Kız arkadaşına ve diğerlerine istediğin kadar yemek ve tatlı ısmarlayabilirsin. Diyerek cüzdanımı çantama koyarken bu sefer benim filozof konuşmamdan etkilenen kardeşlerime karşı içten bir şekilde gülümsedim. Filozof kardeşleri filozof ablalar olurdu. Paşalarım siz şaşıra durun, ben kaçıyorum artık. Bu arada sizin şu aşk durumlarınızı bu akşam eğlence gecesinde bir konuşalım demiş ve konuşmalarına müsaade etmeden hızla evden çıkmıştım. Sonuçta kız arkadaşlarıyla yemeğe çıkacaklardı. Mahcup olmalarını istemedim. Özellikle de Metin'in bunu hissetmesini istemiyordum. Her ne kadar Cansu'nun çok zengin olduğunu kafasına takmıyor gibi gözükse de ister istemez mahcupluk duygusunu hissedeceğini biliyordum. Ama daha iyi bildiğim bir şey vardı ki o da kardeşlerimin mükemmel bir kalbe sahip olduklarıydı. Bu yüzden her ne kadar onlar için endişe etmiyor gibi gözüksem de kalpleri kırılır veya incilirler diye endişe etmeden duramıyordum. Kalbimi ve beynimi istila eden Yağız yüzünden kardeşlerimi ihmal ettiğim düşüncesiyle bu gece eğlence gecesi düzenleyecektim. Hem böylelikle hepimiz güzel bir gece sayesinde eğlenmiş olurduk. Taksi durağına doğru seri adımlarla giderken aklıma oldukça yatan bu fikirle hemen Feyza'yı aradım. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi
ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.